Hak, dostum, hak. Edeyim meclise bir kıssa beyan, kıssadan hisse alan Arif olan. Dostlar, bugün size Erhan Çamurcu'dan bir hikaye nakledeceğim. Şimdi gelelim o hikayemize. Dersin bitmesine birkaç dakika var. Nazife abla elinde tepsiyle merdivenleri güç bela çıkıyor. Geçen hafta gittiği doktor bir süre dinlenmesini, mümkünse bundan sonra ağır iş yapmamasını tavsiye etmişti. Ama ne yapsın kadıncağız? İki çocuğunu okutabilmesi için bu işe ihtiyacı var. Abisi olacak o hayırsız, satacak bir yer kalmayınca annesiyle babasını da Nazife ablanın evine bırakmasaydı, kazandığı üç kuruşla evini geçindirebiliyordu aslında. Ama kocası da işten çıkarılınca altı nüfusun yükü bu kadıncağızın üzerine kalmıştı işte. Yine de şükrediyor Allah'a. Millet iş bulamıyor bu devirde, iş. Böyle bir işi kim istemez ki? Okulda öğretmenlerin çaylarını hazırlıyor, odalarını temizliyor. Böyle bir iş onun için bulunmaz bir nimet. İki çocuğunu okutan, onlara güzel bir gelecek, sağlam bir karakter kazandıracak olan öğretmenler yorgunluklarını onun taptaze çaylarıyla çıkarıyorlar. Nazife ablanın çocukları başka bir okulda okuyorlar ama o bütün öğretmenleri sanki kendi çocuklarını okutuyormuşçasına sevip sayıyor. Dirseğiyle kapının kolunu aşağıya ittirerek açıyor öğretmenler odasının kapısını. Tepsiyi masanın üzerine bırakıyor, sessizce çıkıyor odadan. Bir sonraki teneffüs için taze çay demlemek üzere aşağıya iniyor. Çay ocağının kapısını kapatırken teneffüs zilinin çaldığını duyuyor. Bodrum katta bulunan yerinden her ne kadar çocukların gürültüsünden uzak olduğu için memnun olduğunu söylese de havasızlıktan, güneş görmemesinden dolayı oluşan rutubet dizlerindeki rahatsızlığı giderek arttırıyor. Normalde halinden dert yanmayı sevmese de akşamın yorgunluğu çöktü mü, işte o zaman okuldaki diğer işçilerle konuşurken anlatıyor bunları. Hiç anlatmasa içi içini yiyecek diye korkuyor. Zaten derdi, kederi, sıkıntıyı anlatacak birini bulamasak çekilir mi ki bu dünya? Teneffüs zili beraber öğretmenler odası dolup taşıyor. İlk önce fizik öğretmeni giriyor içeri. Çayını alıyor, her zamanki yerine cam kenarında peteğin önündeki yerine oturuyor. Çayından bir yudum alıp pencerenin önüne bırakıyor. Cep telefonunu açıyor, geçen teneffüs aldığı hissinin yüzde kaç yükseldiğini hesaplıyor. Bu sırada matematik öğretmeni de giriyor içeri. Hayret bir şey arkadaş. Hayırdır Ahmet Hoca? Fizik öğretmeni kafasını kaldırmadan gayet kayıtsız bir şekilde soruyor bu soruyu. Ahmet Hoca aynı kayıtsızlıkla cevap veriyor. Daha ne olsun? Eğitim sistemin iyice içine ettiler yahu. Fizik öğretmeni hissesini garanti altına aldıktan sonra kafasını kaldırarak Ahmet Hoca'ya "Senin eğitimle ne işin var arkadaş? Gir çık sınıfına. Gerisini düşünme." bu sözü gün görmüş bir adam tavrıyla söyleyip devam ediyor. 15 yıldır şikayet ediyoruz da ne oluyor? Bir adım ileri gidemedik. Ahmet Hoca bir şey söylemenin faydasız olacağını düşünüp susuyor. Bu sırada bütün öğretmenler çaylarını alıp her zamanki yerlerine yerleşiyorlar. Coğrafyacı Serkun Hoca kafasını telefona gömüp aldığı hissesini kontrol ediyor. Bedenci Ali de onun bu işleri bilmediği halde ilgilendiğini görüp alay alıyor. Tarihçi Murat Hoca da herkesin duyacağı bir şekilde muhabbete dahil olmak istiyor. Vallahi ben borsa morsa bilmem. Bizim önceki okulda arkadaşlar 5 kişi bir arsa aldılar 2 sene önce 150 bine. Geçenlerde öğretmen evinde görüştük. 800 bin veriyorlarmış da bekleyelim mi satalım mı diye tartışıyorlardı. Birden fizikçi Kamil Hoca'ya dönüyor. Ne oldu lan bu hafta? Hani 3 tane türlü fener?
Hakem 5. dakikada penaltıyı verseydi 3 de atardık 5'te. Kamil Hoca hakemi bulsa bir kaşık suda boğacakmış gibi sinirleniyor. Mustafa Hoca bilerek üzerine gidiyor. Ulan hakem dedik oyununda atmadı. Rakibin bir penaltısını vermedi. Gözünü dönünce çocuğun önüne baktılar yine görmedi. Hadi lan oradan. Sizin maçı da gördük. İngilizceci Rasim Hoca kafasını telefondan kaldırmadan dinliyor herkesi. Akşamki halı saha maçına kimlerin geleceğini soruyor. Kadroyu yazıyor ve gruba mesajla gönderiyor. Bu çok önemli işini bitirir bitirmez telefonu masaya koyup tarihçi Murat Hoca ile araba piyasası hakkında konuşuyor. Bunları duyan biyolojici Tekin Hoca muhabbete dahil oluyor. Seçimden sonra piyasalar düzelecekmiş. Piyasaları iyice için ettiler. Şimdi o için de yalan söylüyorlar. Satacak bir yer kalmadı tabi. Bakalım bu sefer nereyi satıp milleti kandıracaklar. Bu sırada öğrenci zil çalıyor. Koridordan öğrencilerin gürültüleri gelmeye başlıyor. Teneffüs boyunca sosyal medyadaki beğeni ve yorumlarını inceleyen ve bütün beğeni ve yorumlarına itina ile karşılık veren Leyla Hanım memnuniyetsiz bir şekilde "Ay şunlara bak öküz gibi böğürüyorlar." Kitabın kapağını kapatıp çantasına koyan Alev Hanım karşılık veriyor. "Öküz geldiler, öküz gidecekler. Ağzını açıp iki lafı sen suçlu olursa." Bütün öğretmenler arifane bir olgunlukla hak veriyor Alev Hanım'a. Kamil Hoca destek çıkıyor. "Yok hocam yok. Bu işin yapılacak bir tarafı kalmamış. Bakan bile çıkıp öğrencime dokunan öğretmene ben dokunurum derse ne öğrencilere güç yeter ne de ailelerine." Bu sırada müdür bey içeriye giriyor. Sertçe kapıyı açıp hiçbirinin yüzüne bakmadan "Kaptan meclis oldum arkadaşlar. Lütfen herkes görevlerine geçsin. Öğrenciler okul başımıza yıkacak. Kaptan da bir Allah'ın kulu yok." Müdür bey geldiği gibi hışımla çıkıyor. Kapı rüzgarın etkisiyle sertçe kapanınca fizik hocası "Aman! İki dakika rahat yok şu okulda." Tam öğretmen zili çalmıştı ki Mustafa Hoca bir fıkra anlatmaya başlıyor. Fıkranın sonunda bütün şerefsizlerin müdür olduğunu söyleyip kahkahayı patlatıyor. Öğretmenlerin birkaçı tuvalet ihtiyacını, birkaçı da sigara ihtiyacını karşılamak için arkadaşlarından izin istiyorlar. Öğretmenler borsaydı, futboldu, siyasetti, arabaydı gibi mühim işlerini ara verip sınıflarına gittiklerinde Nazife abla boşanan bardakları toplamak için içeriye gidiyor. Tepsiye doldurduğu bardaklarla beraber bodrum kattaki çay ocağına inerken dizlerinin gittikçe ağrıdığını hissediyor. Dinlenmek için pencere kenarına yaslanıyor. O sırada bahçede Rasim Hoca ile tarihçi Murat Hoca'yı görüyor. Arabanın etrafında geziniyorlar. Rasim Hoca tarihçiye bir şeyler anlatıp duruyor. Bu sırada müdür bey koridorda öğrencilerin bağırıştığını görünce çocuklara soruyor. "Dersiniz ne oğlum? Niye dışarıdasınız siz?" "Tarih hocam." Müdür bey sinirli bir şekilde "Nerede hocanız?" "Bilmiyoruz hocam. Geçen derste de geç geldi." Öğrencilerden biri lakayt bir şekilde "Kesin sigara içiyordur hocam." Nazife abla duyduğu sözlerin acısını dizlerindeki yorgunluğa ekleyerek aşağıya iniyor. Müdür ise öğretmenlerin kendi başlarına hareket etmeleri, görevlerini yapmadıklarını gördükten sonra artık öğretmenler odasında her şey eskisi gibi olmuyor. Özellikle tarih hocası için hiç iyi olmuyor. Artık öğretmenler odasında ne borsa, ne futbol, ne siyaset konuşuldu. Öğretmenler odası bir kütüphane kadar sessiz ve ruhsuz bir hal aldı. Nazife abla, çocukları gibi sevdiği öğretmenlerin bu haline içten içe üzülüyor ama elinden pek bir şey gelmediğinden dolayı sadece üzülmekle kalıyor. Evet, aziz dostlar. Bu hikayemizin kıssası şudur ki, eğitim yuvası diye bildiğimiz, çocuklarımızı emanet ettiğimiz okullarda daha kendi kendini bile eğitememiş, görev bilinci kazanamamış,
öğretmenliği sadece ders anlatıp paramı alır işime bakarım mantığıyla hareket eden, öğrencisine hatta öküz diyen öğretmenlere kaldıysa vay bizim halimize. Evet, bugün size Erhan Çamurcu'nun bu hikayesini elimiz erdiğince, dilimiz döndüğünce nakletmeye çalıştım. Bu kıssadır bir mecmua kenarına kaydolunmuş, biz de gördük, söyledik. Sakiye sohbet kalmazmış baki. İnşallah gelecek sefere daha güzel bir hikaye anlatmak nasip olur. Her ne kadar sürçülisan ettiysek affola.